Efendim? Bir şey mi söyleyecektin? Evet. Sen de Tapasya'nın tarafına geçtiysen eğer Damini... Hayır efendim. Ben Masum'la ilgili olarak konuşmak istiyorum. Masum'la ilgili mi? Masum'la ilgili ne söyleyeceksin? Bu evdekilere ne oldu böyle? Neden herkes Masum için bu kadar endişe duyuyor? Ben Masum için endişelenmiyorum efendim. Hanımefendi için endişeleniyorum. O bugünlerde çok gergin. Çok üzgün. Kızımızın gidişi onu perişan etti efendim. Ona göre bir anneyi kızından ayırdım. Bunu söyleyecektin değil mi? Evet. Efendim, kimse hakkında şikayette bulunmak istemem. Ayrıca şunu da biliyorum ki, benim bu evde herhangi bir karar verme yetkim yok. Bu evde yaşayan biri olarak fikrini söylemek en doğal hakkındır Damini. Söyle. Ne söyleyeceksin peki? Efendim, sırf... Anne sevgisi ağır bastığı için hanımefendi Masum'u eve geri getirdi. Bu karar ev için doğru değil efendim. O kız... Nedenini bilmiyorum. Ama ona bir türlü güvenemiyorum işte. Ona yapılan hırsızlık suçlamasından aklandı biliyorsun. Ama senin gibi ben de o kıza hiç güvenemiyorum Damini. Maalesef buna mecburdum. Divya'nın halini görünce o kızın bu evde kalmasına izin verdim Damini. Ama her zaman gözüm üzerinde olacak. Bakalım bu eve ya da evdekilere zararı olacak mı? Göreceğiz. Sen merak etme Damini. Al. Bu kadar cimri olma. Hem bu parayla yemek bile yenmez. Daha ne kadar vereyim ha? Sana da para dayanmıyor. Ne garip kız. Ablam iyi değil diye para isteyememiş zavallıcık. Utanmış işte. Ben de biraz para verdim. Ve sonuçta eniştemin kızı. पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे